Merhabalar değerli arkadaşlarım. Türkiye'de sanayi diyeceğiz. Türkiye'de sanayi kuruluşlarının dağılışı dengeli değildir değerli arkadaşlarım. Yani her bölgede eşit oranda belli bir oransal çevrede söyleyemezsiniz. Sanayi tesislerinin büyük bir bölümü Marmara bölgesindedir. Bakın %56 büyük bir bölümü. İken %1 ile en az sanayi Doğu Anadolu'dadır. Şöyle bir soru gelirse Doğu Anadolu'da sanayi yoktur derse yanlıştır diyeceksin. %1. %1 yok demek değildir. Çok çok azdır. Marmara bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesine bakacağız. İkisini kıyaslayacağız. Burada sanayi açısından değerli arkadaşlarım. Marmara'daki artılar neler? Ulaşım kolay. Yani evet ulaşım kolaydır. Sermaye fazladır. Neden? Çünkü ekonomisi iyi. Ekonomisi ise sermayesi fazladır. Teknoloji kullanımı fazladır. Arge arama geliştirme faaliyetleri yüksektir. Nitelikli iş gücü fazladır. Çünkü nüfus fazla. E, ve pazarlara yakındır değerli arkadaşlarım. Sadece nüfusun fazla olmasını söylemeyiz. Eğitiminin gelişmiş olması Marmara bölgesinin. Eğitimli insanların olması da buradaki etkenler arasında. Peki eksiler neler? Maden az. Maden az ve alan dardır değerli arkadaşlarım. Yani yüz ölçümü olarak daha dar olmasından dolayı. Bunlar olumsuz yanlarıdır değerli arkadaşlarım. Ama tabi olumsuz yanları e, burada sanayi açmamız engel mi? Değil. Sanayi görüyorsunuz var. Fazladır yani. Artılar neler doğduğunu maden çeşitleri çok fazladır. Tarımsal vayvan üretim fazla. Ucuz iş gücü fazladır. Alan genişir değerli arkadaşlarım. Yani mesela doğal bu boş alanlar Marmara'da olsaydı düşünemiyorsunuz. Düşünemezsiniz yani baya fazla bir sanayi atılımları görülebilirdi. Peki eksiler neler? Ulaşım gelişmemiştir değerli arkadaşlarım Doğu Anadolu'da. Teknoloji azdır. Sermaye birikimi az. Pazarları uzak. Değil mi? Değerli arkadaşlarım özellikle mesela Avrupa pazarına uzak. İç ticaret için de uzak yerler mi? Evet uzak. Doğu Anadolu'dan buraya gelecek değil mi? İklim ve yer şekilleri olumsuz etkilemektedir değerli arkadaşlarım. Doğu Anadolu'da. Özellikle kışın çok soğuk iklimden dolayı. Özellikle Erzurum kart çevresindeki bir sanayi yapmayı düşünürseniz oradaki gerçekten kışın eksilerin bile çok çok altına inen sıcaklıklarda sıkıntı yaşarsınız. Evet. Türkiye'de sanayinin yeterince gelişememesi üzerinde en önemli eksiler sermaye azlığı ve teknoloji kullanımı yetersizliğidir değerli arkadaşlarım. Ham madde pazarlama ve ulaşım imkanları ile ucuz iş gücü potansiyeli fazladır. Evet ham maddeye bakalım. Ham madde Türkiye'de tarımsal, hayvansal, madensel ürünleri, orman ürünleri ve taşla toprağa bağlı ham madde varlığı yüksektir. Yani ham madde ile ilgili çok ciddi anlamda bir sıkıntımız var mıdır derseniz yok. Bu saydıklarım arasında. Ham maddenin bazılarının çabuk bozulabilmesi, bazılarının ise taşınma maliyetinin yüksek olmasından dolayı fabrikalar üretimin olduğu yere kurulmaktadır değerli arkadaşlarım. Mesela yağ sanayini incelediğimiz zaman Türkiye, Trakya'da ayçiçeği, Ege'de zeytinyağı ve Akdeniz'de Mısır özü yağ fabrikalarının bulunması. Burada mesela bir soruda böyle gelirse derse ki, aşağıdaki hangisi diğerlerinden farklı bir kaynağı da kaynak üzerinde kurulmuştur? Ya da şöyle diyelim. İşte hangisi ham madde varlığında açılan sanayilerden biridir? Mesela Trakya'da ayçiçeği. Ham maddesi. Trakya'da olduğu için ayçiçeğin. Ayçiçeğin fazla tarafta görüldüğü için Trakya açılması sanayi anlamında. Diyeceksiniz ki ham maddeden dolayıdır. Bazı yerler var mesela ulaşımdan dolayı. Ya da sermaye ve pazarlamadan dolayı da değineceğiz onlara. O inşallah anlatabilmişimizdir derdimizi. Ayçiçek yağı. Tekirdağ ve Edirne. Neden? Çünkü orada yaygın. Ham maddesi orada. Zeytinyağı, Aydın, İzmir, Balıkesir, Bursa. Neden? Ham maddeden dolayı. Mısır özü yağı Adana. Unlu mamuller sanayisi. Konya, Eskişehir, Ankara ellerinde un, makarna, bisküvi fabrikalarının bulunması ham maddeden dolayı. Et kombineleri Erzurum, Kars, Konya, İzmir, Balıkesir ellerinde et fabrikalarının bulunması. E çay fabrikalarının tamamının Doğu Karadeniz olmasının sebebini Çünkü ham madde. Çay nerede yetiştirilir en fazla? Doğu Karadeniz'de. Özellikle de Rize'de. Değerli arkadaşlarım. Orman ürünleri. Kağıt, keresi, tomruk fabrikalarının Karadeniz'de bulunması. E neden? Çünkü burada ormancılık faaliyetleri var. Değil mi? Kağıt sanayi. Giresun, Aksu, Kastamonu, Taşköprü, Zonguldak, Çaycuma, Muğla ve Mersin'de. Değerli arkadaşlarım. Kağıt sanayisini görebiliyorsunuz. Neden? Ham madde varlığından dolayı. Tuğla, Kiremit. Çorum, Eskişehir, Afyon ve Kütahya'da göreceğiz. Seramik. Kütahya seramini duymayan yoktur diye düşünüyorum. Çanakkale, İzmir ve Bilecik. Çimento hemen hemen her yerde bulunur değerli arkadaşlarım. Pamuklu dokuma, Adana, İzmir, Denizli, Aydın, Antalya, Manisa ve Gaziantep'te olması da böyle bir soruda diyeceksiniz ki bunlar ham maddedir değerli arkadaşlarım. Devam edelim. Petrokimya sadece Batman'daki Batman Rafinerisi hem maddeye bağlı ham maddeye bağlı kurulmuştur değerli arkadaşlarım. Şeker fabrikaları. Çabuk bozulabilen bir ürün mü şeker? Evet. Bundan dolayı da üretim alanlarını kuruyoruz. Değerli arkadaşlar. Şeker fabrikaları önemli. İlk şeker fabrikaları Uşak, Alpullu ve Kırklareli'dir. Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da fabrika yoktur değerli arkadaşlar. Neden? Ham madde yok. Şimdi mesela şeker fabrikası üzerinde değil de başka bir ürün düşünelim. Doğu Karadeniz ve Güney Anadolu'da ham maddesi yoksa buraya pazar için buraya gelebilir mi? Zor değil mi? Pazar için gelmez. Ulaşımdan dolayı ulaşımı da zor. Değil mi? Ulaşımı da sıkıntılı. Özellikle Doğu Karadeniz'in bir bölümü ve Güneydoğu Anadolu'nun üst tarafları. Doğu Anadolu taraflarına yakın olan yerleri. Buradan çıkarım yapabilirsiniz zaten. Orta Anadolu'da en fazla olduğu yerdir. Konya, Ankara, Yozgat, Kayseri, Eskişehir ve Niğde. Yani şöyle bir soru gelirse. Aşağıdaki illerden hangisi de şeker fabrikası yoktur mesela? Konya, Ankara, Yozgat, Kayseri ve Şanlıurfa derse Şanlıurfa işaretleyeceksin mesela. Zaten şıklarda mesela böyle bir soru çok basit olur ama gelirse zaten anlarsın şıklardan mantığını. Akdeniz'in kıyı illerinde bulunmaz. İç kesimdeki Kahramanmaraş ve Burdur'da göreceğim. Bunları da mesela şıklara ekleyebilir. O zaman çaldırıcıyı iyice arttırırlar. Ege'nin kıyı illerinde bulunmaz değerli arkadaşlarım. İç kesimdeki Afyon ve Uşak'ta uncak. Doğu Anadolu'da yaygındır. Elazığ, Malatya, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Van'da. Ben arkadaşlarım. Doğu Anadolu'da yaygın. Ama neden? Ham maddeden dolayı. Bakın ham madde olmasa buralarda da yaygın olabilir mi? Hayır yaygın olamaz. Çünkü şeker çabuk bozulabilen bir üründür. Metalurji. Maden sanayi dağılışında ham maddeye bağlı kurulan tesisler. Mardin, Mazıdağ, Fosfat. Artvin, Murgul, Bakır. Elazığ, Krom, Seydişehir alüminyum, gel yani arkadaşlarım. Afyon mermer, Eskişehir bor, Ankara trona ve İzmir'de altın diyeceğiz yani arkadaşlarım. Bunlar ham maddeye bağlı kurulan tesislerimizdir. Güzel soru gelin buradan. Neden gelmesin gelebilir. İkincisi ulaşım. Hep ham madde dayalı mı kuruluyor sanayiler? Hayır. Ulaşım'a dayalı kurulanlar var. Ham madde dışarıdan alınan ya da büyük oranda ihraç edilen ürünler, yani yurt dışından gelen ya da yurt dışına gönderdiğimiz ürünler diyelim. İhraç yurt dışına gönderdiğimiz, ithal ettiğimiz ürünler yurt dışından gelen ürünler. Bunların ayrımını iyi yapalım. Üreten fabrikalar kıyılardaki liman kentlerine kurulmuştur değerli arkadaşlarım. Özellikle i̇şte Samsun, Bakır ve Gübre, İzmit, Petrol ve Gübre bunlar liman kentleri. İzmir, Petrol, Antalya, Krom ve Barit, Mersin, Petrol ve Gübre, İskenderun, Demir, Çelik ve Gübre değerli arkadaşlarım. Bunlar ulaşımından kaynaklanan yani ulaşım amaçlı kurulan sanayilerimizdir. Enerji kaynaklarına yakınlık var bir de alakalı arkadaşlarım. Taş kömürünün taşıma maliyeti yüksek olan demir çelik fabrikalarında demir kömür havzalarını taşımaktadır. Kamu, Karabük demir çelik fabrikaları, Ereğli, Zong, Zonguldak demir çelik fabrikaları. bunlarda enerji kaynaklarına yakınlık amacı faktörü gözetilmiştir. Evet 4- diğer faktörlere bağlı sanayi kuruluşları. Burada arayacağımız şeyler sermaye ve pazar. Yani sermayeden dolayı da kurulmuş olabilirler, pazardan da dolayı kurulmuş olabilirler. Sonuçta ürettiğiniz ürünleri pazarlamanız gerekiyor. Burada da sermaye ve pazarlama faktörleri öne çıkacak. Mobilya dediğimiz zaman aklımıza neler gelecek? Kayseri, Ankara, İzmir, İstanbul ve Bursa. Neden sermaye ve pazarlama diyeceksin? Çok rahat bir şekilde. İlaç İstanbul ve Tekirdağ değerli arkadaşlarım. Uçak Ankara ve Eskişehir. Halı Kilim, Uşak, Manisa, Gördes, Denizli, Hereke ve Kayseri'deki Bünyan çevresi. Lastik Kırşehir, Adapazarı, İstanbul. Savunma sanayi Kırıkkale, Ankara, Eskişehir ve Çankırı. Kıyıdan uzak korunaklı alanlardır değerli arkadaşlarım. Savunma sanayi önemlidir çünkü. Gemi yapımı tersane İstanbul, Tuzlu, Haliç ve Pendik'te ve İzmit'teki Gölcük. Ayrıca Muğla ve Antalya'da yat yapım ve bakımı. Evetler Gaziantep, Kayseri, Ankara, İzmir, Manisa, İstanbul, Bursa. Demir yolu taşıtları özür dilerim. Demir taşıtları. Sivas, Pazarı ve Eskişehir. Otomotiv diyeceğiz. Türkiye'nin en büyük sanayi koludur. Sanayinin lokomotifi olarak adlandırılır. İstanbul Otobüs, İzmir. Yine otobüs, Bursa Otomobil. İzmit, Kamyon ve Otomobil. Adapazarı otomobil ve traktör, Adana otobüs, Ankara otobüs, kamyon ve traktör, Konya traktör, Eskişehir kamyon ve Aksaray kamyon ve otobüs görülecek değerli arkadaşlarım. Sermaye ve pazara bağlı. O zaman sanayi deyince aklımıza şuna bakacağız. Marmara'da yoğunlaşmıştır. Ham madde, ulaşım, enerji kaynaklarına yakınlık, diğer faktörlere bağlı sanayi kuruluşları yani sermaye ve pazara bağlı kurulmuştur diyeceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Türkiye'de ticaret konusunda iç ticaret, dış ticaret, transit ticaretle görüşmek üzere. <laughs>